MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuştu bugün. 31 Mart sonrası teşekkür ve tebrik ziyaretlerine başladı. Kütahya ve Söğüt'e gitti. Gündeminde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine gelen eleştiriler, hedefinde de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Yeni bir referanduma, eski sisteme dönülmesini isteyenler bir defa samimi değildir. İyi niyetli değildir, dürüst değildir. CHP liderinin referandum çağrısına da Amerikan tipi başkanlık sistemini konuşalım çıkışına da tepkiliydi. CHP'nin Amerikan hayranlığı esir düşmüş bir siyasetin numunesi çok tehlikeli bir zihniyetin ürünüdür. Bunların ne duruşu milli, ne bakışı yerli, ne de teşhisleri isabetlidir. Devlet Bahçeli 31 Mart sonrası tebrik ve teşekkür ziyareti için Bilecik'in Söğüt ilçesindeydi. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini bu kadar sonra aktif olur. Gündeminde bir yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili eleştiriler vardı. Milletin evet dediği bir yönetimin sistemini karalamak, hatta günahkar göstermek bizatihi millete hakaret ve hıyanettir. MHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Amerikan tipi başkanlık sistemiyle ilgili açıklamalarını not etmişti. CHP Genel Başkanı en güzel başkanlık sistemi Amerika'da var, oturalım konuşalım diyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışalım istiyor, surda gedi kaçmaya planlıyor. MHP lideri sistemin Türk İslam kültürüne uygun olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin ümididir. CHP'nin tezviratları boştur. Bahçeli'nin ikinci durağı Kütahya'da ise gündeminde S-400'ler vardı. S-400'ü de alırız, Doğu Akdeniz'de de bulunuruz, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde teröristlere dünyayı zindana çeviririz. Muhalefeti S-400 karşıtı olmakla suçladı, çok sert bir dille eleştirdi. S-400'e CHP ip HDP karşıdır. Yani zillet ülke savunmasından rahatsızdır. Duyum üzerine konuşup S-400'ün sarayın savunulmasında kullanacağını söyleyenler ise tek kelimeyle cahildir, köhnedir, kişiliksizdir, köksüzdür, işbirlikçidir.